Biz mahalleli olaraktan burada gençlerin ve geleceklerinin iyi geçirmelerini ve hasta olmamalarını istiyoruz. Ve sağlık açımızdan buradaki bütün halk ve halkımız olaraktan biz bunu yaptık. Ve bu baz istasyonu burada olmasını istemiyoruz. Ve mahallemiz adına biz bunu karar aldık, buraya astık. Ve bina sahibimiz de burada. Bina sahibimiz de çağırayım kendilerini. Pardon. Radyosunu satıyor den ortala. Ama burada bazı kesimlerde telefonlarını çekmediğini söyleyen vatandaşlar da var. Yok öyle bir şey. Burada telefonu çekmeyen vatandaş yok. Burası dağbaşı değil, burası şey değil. Çarşının göber. Kimin telefonu çekmiyor burada? Telefon çekiyor burada. Herkesin telefonu burada çekiyor. Burada halkımızın sağlığı için uğraşıyoruz hanımefendi. Bu 5 kilometre çevreye böyle radyosunu saçıyor bu. Peki nereye kuruldu radyosu? Şu an gitsin, çakıldı mı? Gitsin kursun ya. Bayramca Tepesi'ne. Galenin tepelerine kursun. Tepe mi yok abla? Müsait yerler mi yok? Bu yan binanın üzerinde burada. Otobantın o taraflara bir sürü yer gösteririm ben evet. Size yer bulamazsanız. Baz istasyonunu görmek istiyorsan şöyle karşıya geçip çekim yapabilirsin. Telefonlar da radyasyon yapıyor. Telefon yapıyor da bu kadar da değil. Tamam. Ulan zamanla usana zarar veriyor beynine telefon. Ama bunun gibi değil. Bu senin yarın bir gün felç edecek, çoluk çocuğun sakat doğacak. Saçların dökülmeye başlayacak. Bunları bilmemezlik yapmayın. Araştırın bakın. Ve genel olarak biz bunu halkımız için yapıyoruz. Kendi adımıza değil. Tamam. Tam benim evin dibine koymuş. Bana tamamen vuracak bu radyasyon. Kimse istemiyor. Bayramın tepesine yapılsın. Bu tarafa yapılsın. Radyasyon saçıyor diyen ortalar. Zehirliyor insanlar. Sakat olursunuz. Bak felç olursunuz. Halkın sağlığı için uğraşıyoruz burada. Kendimiz için. Yarın sakat olur. Aynı bak virüs aşısını da vurdurmayacağım ben. Ne oldu belli değil içinde. Yarın bir gün bir taraf tutmayanlar var bir tarafı insanları. Bunlardan bilginiz var mı sizin? Kim tarafından takıldı? Orucoğlu Kemal'in tarafından. Şuradan bakabilirsin görünüyor. Yan taraf? Orucoğlu Kemal'in. O mu istedi baz istasyonu? Evet. 5 seneliğine 70 milyar para aldı. Kurduruyor. Biz de istemiyoruz. Sırf ben değilim bunu istemeyen. Kimse beni dinleyecek değil ama herkes biliyor burada çevre. Bu radyasyon saçıyor, saçmıyor demeyin. Daha da topladık, muhtarlığa verdik. Artı muhtarlığımız bunu kaymakamlığa verdi. Kaymakamlıktan bunun yazı dilekçesi geldi. Tekrar şu anda Ankara'ya gönderildi. Ankara'dan bunun cevabını, kesin cevabını bekliyoruz. Bina buraya kurulsun, biz gideriz burada. Binada burada kiracı kalmaz bir defa. Kiracı kalmaz burada, herkes gider. Benim kiracılarım bile diyor, kurulsun diye çıkarım giderim diyor. Ama sağlık için uğraşmıyoruz burada. Bayramca Tepesi'ne kurulsun, şeyinize kurulsun, mahallemizin ortasında biz böyle bir olana istemiyoruz. Halk olarak istemiyoruz. Sadece kendimiz olaraktan değil. Bunu buraya kurmuşlar, kurmamışlar. Ondan bilgim yok. Yalnız buraya artık mahalle muhtarının halkın isteğiyle mi istemiyoruz pankartını asmışlar. Ama bizim telsim, Türksel mesela internetimizin çektiğini istiyoruz biz. Ama ne şekilde bunu kurulacak istasyondan insanlara zararı var mı yok mu ondan bilgimiz yok. Demek ki zararı var diye düşünüyorlar ki istemiyoruz yazmışlar. Hep mobilden giriyorlar. Şimdi çekmeyince ve çocuk derse giremiyor. Demek ki bu bir ihtiyaç. İhtiyaç olmasa kurulmaz. Şimdi mahallenin birçok yerinde burada Vodafone çekmez, Türksel aralarda çekmez. Bir nevi iyi ama vatandaş diyor ki radyasyon var, işte bilmem ne var. O zaman bizim cep telefonları cepten falan bile atmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Kimse cep telefonu kullanmasa diyecek ki adam ihtiyaç yok kurmayacak. Öyle değil mi? Öyle. Artık vatandaş mahalleli olarak istemiyoruz diye yazdırdı. O kendi sorunu. Diyeceğim bu.